CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Canavat dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki görüşmenin detaylarını aktardı. İşbirliğinin Türkiye genelinde değil bazı büyük şehirlerde yapılması yönünde bilgi alındığını aktaran Canavat bu şehirlerin İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana olarak sıraladı. İki parti büyük şehirler için yeni anketler yapacak. Ardından heyetler bir araya gelip teknik çalışmalara öyle geçilecek. İYİ Parti cephesine göre kısa sürede teknik görüşmelere geçilecek. İYİ Parti'ye göre 13-14 büyük şehirde güç birliğine gidilirse sonuç alınabilir. İstanbul, Ankara, Malatya, Mersin, Adana bunlar arasında sıralanıyor. Kazan kazan esası üzerinde durulmalı mesajları veriliyor. Her iki parti de kritik şehirlerde çalışma yapacak. Ardından da isimler belirlenip ve teknik detaylara geçilecek. Bizim edindiğimiz bilgilere göre en zor denklem Ankara olacak. Bir kere Akşener için kırmızı çizgi. Dünkü görüşmede Kılıçdaroğlu'na doğrudan Ankara, doğrudan Mansur Yavaş üzerinden bir mesaj vermediği belirtiliyor. Ama şu da söyleniyor. Mansur Yavaş'ın yaptığı son açıklamalar 24 yıllık partizanlıktan ders alınmadığı, genel başkanların uzlaşıp kendilerine gelmesi gerektiği mesajları her iki lider de incitti ifadesi kullanılıyor. Dolayısıyla artık Mansur Yavaş isminin Ankara'da ikinci, üçüncü, dördüncü planda olduğunun altı çiziliyor. Bir başka isim üzerinde de iki parti işbirliğine gidilecek. CHP'ye sorduğumuz zaman ise zaten CHP'de Mansur Yavaş ismine tabanda sıcak bakılmadığı bildiriliyor. CHP'de Ankara'da özel bir çalışma yaptırıyor. Bir iş adamı mı, bürokrat mı, kimi istiyor Ankaralı bunu araştırıyor CHP. Bu araştırmada bambaşka bir isim ortaya çıkabilir. Konuştuğumuz İyi Partili bir kurmay, iki partide Ankara'yı istiyor. Eğer bir ili kazanmak için %38'lik oy isteniyorsa önemli olan %38'i bir şekilde bulmak. %35'te %3'te kazanamıyorum. Mantıklı hareket etmek gerekiyor dedi.